Makine olsun, makine olacak. Saat 16 itibariyle arkadaşlar çadır kaldırılacak. Lütfen. Hem derbasıcıyım. Şey şeklini çekti. Çeşmemiz. Basın mensubu arkadaşlar bugün burada belediyenin önünde kendi iradesine sahip çıkmak için bekleyen arkadaşlar, biz öncelikle hepinize hoş geldiniz diyoruz. Biliyorsunuz bu sabah saat 10'dan itibaren belediyemizin önünde aslında gerçekten bir provokasyon girişimi yaratılmak istendi. Çünkü belediye bünyesinde olmayan, hiçbir zaman bu belediyede personel olarak çalışmamış insanlar belediyede işte işten atıldıkları yönünde iddialarla çadır kurup eylem yapmak istediler. Buradan ben Hak İş Sendikası'na seslenmek istiyorum. Hak İş Sendikası'nın Bağlar Belediyesi bünyesinde hiçbir üyesinin olmadığını, ama hiçbir üyesi olmadığı halde belediyenin önünde çadır kurarak aslında bu halkın iradesini gasp etmeye yönelik provokatif girişimlerde bulunduğunu söylemek istiyorum. Biz buradan çok fazla uzatmadan şunu söylemek istiyoruz. Bu belediyeler halkın iradesiyle seçildi. Evet, daha önce geçmiş dönemde işte AKP yönetimi tarafından işe alınarak aslında bankamatik memuru olarak adlandırdığımız, hiçbir zaman belediyeye gelmeyen, işe gelmeyen, hiçbir çalışma yürütmeyen ama her ay başı bankamatikten gidip parasını çeken işçilerin işine son verildiğini ve buna yönelik girişimlerimizin bütün belediyelerde devam ettiğini söylemek istiyoruz. Şuradan şunu tekrar söylemek istiyorum. Bu yapılan eylemlerin hepsi aslında bu halkın iradesine tekrar gasp etmeye yönelik, bu halkın iradesine kayyum atanmaya yönelik girişimlerdir. Bizler Bağlar Belediyesi yönetimi olarak kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceğiz, hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Sonuna kadar da bu halkın kendi iradesine sahip çıkacağız. Geldiğiniz için, tekrar destek verdiğiniz için, burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum ve sözü Büyükşehir Eş Başkanımız Doğan arkadaşa bırakıyorum. Sağ olun. Bağlar Belediye'mizin önünde yapılan provokasyona karşı bizimle birlikte duran bütün yoldaşlarımı saygıyla selamlıyorum öncelikle. 31 Mart seçimlerinde AKP-MHP iktidarı büyük bir yenilgiye uğradı. Bunu kabul etmekte zorlanıyorlar bugün olan olaylardan. Biz bunu bir kere daha anladık. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Biz tam 8 yıldır bütün belediyelerimizi gasp eden kayyumlardan belediyelerimizi temizledik. Ve halk kendi özgür iradesiyle kendini yönetecek belediye eş başkanlarını, meclis üyelerini belirledi ve onlarla birlikte bu kentin bütün her alanında yönetilmek istiyor veya yönetime katılmak istiyor. Biz bunu her yerde söylüyoruz. Bugün burada gerçekleşen oyun bir tiyatrodur. Bu merkezi bir konsepttir. Ve biz buradan şunu söylüyoruz İçişleri Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na ve bu ülkede merkezi hükümetten buraya, yerele kadar bütün merkezi hükümetin memuruna, valisine, kolluğuna, hepsine. Diyoruz ki belediyelerimizin bu tür provokatif eylemlerle hedef gösterilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu bir. İkincisi, nerede bir hırsız var, nerede bir yolsuz var, nerede bir talancı, rantçı var, bayrağın arkasına saklanıyor ve karşısındakini terörist ilan ediyor. Bunu kabul etmiyoruz. Artık bunu Kürt halkı da biliyor, Türkiye'deki bütün halklar biliyor. Siz hırsızsınız, yolsuzsunuz, rantçısınız. Ve haksızlıkla, hukuksuzlukla
sadece bir AKP'linin akrabası olduğunuz için ya da Hüseyin Beyoğlu'nun yakını olduğunuz için, yandaş olduğunuz için buradan evinizden yatarak maaş alıyorsunuz. Bu hak değil. Asıl haklı olan bizim eş başkanlarımızdır ve biz asla bu tür birilerini kayıran uygulamalara, politikalara izin vermeyeceğiz. Biz diyoruz ki eşitlik, hakkaniyet, bunu savunan, bunun için mücadele eden bir partiyiz ve eş başkanlarımız da bunu yerine getirecekler ve asla haksızlığa, asla bu halkın kaynaklarının talan edilmesine, birileri tarafından başka birilerine peşkeş çekilmesine izin vermeyecek. Buradan İçişleri Bakanlığı'na bir kere daha seslenelim. Bugün burada kolluk görevlilerinin gözetiminde Bağlar Belediye'mizin bahçesinde bir provokasyon gerçekleşti ve kolluk görevlileri de izlediler. Ya sizin göreviniz provokatif eylem yapanları korumak mı? Sizin göreviniz hırsızları korumak mı? Bir yerde yangın olur, sel olur, deprem olur, insanları ölüme terk edersiniz, izlersiniz. Ama iş haksızlığa, hukuksuzluğa geldiğinde nerede biz zulümkar, haksız, hukuksuz varsa onu kolluyorsunuz. Ve biz buradan halkımıza sesleniyoruz. Diyoruz ki bu konsepte, bu yeni konsept bütün belediyelerimizin önünde belediye eş başkanlarımızı, meclis üyelerimizi ve belediyelerimizi hedef göstermek isteyen bu anlayışın karşısında bugünkü gibi hep birlikte duralım. Bu sistematik bir şekilde sürdürülecek ve biz diyoruz ki duysunlar buradan, öz savunmamızı yapacağız, belediyelerimizi koruyacağız, eş başkanlarımızı, kaynaklarımızı sizin talan etmenize izin vermeyeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet.